Merhaba arkadaşlar, bu seferki elimizde Toshiba C50 modeli bilgisayar var. Bunu rakı tuşunu göstereceğim size. Makine ilk açarken F12 tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz hemen karşımıza ekran geldi. Ben hatta rakı reboot diyoruz listen. Hayır. Enter'a basıyoruz. Bu işleme uzun sürüyor ve bekleyecek bizi. Şu an ekran geldi karşımıza, dil soruyor. Ben şuradan Türkçe seçeneğini işaretleyeceğim. Türkçe Q klavye. Sistem sorun gidermeyle aygat devam. Windows USB'den kurs seçenekleri başlıyoruz gibi. Sorun gidermeyi tıklayacağız. Programı Toshiba bakım programları, bilgisayar sıfırlama, bilgisayarınızda çalışan eleştiri. Şimdi bize ne lazımdı? Biz makinemizi sıfırlayacaktık. Sıfırlamaya tıklayalım, rekoru. Windows 10. Sistemimize geçelim. Ne diyor? Kişisel bilgisayarın sıfırlanma için bir sürücü bölümü eksik diyor. Yani sistemde hasar varmış zaten bizim. Baştan rakoyu kuramayacağız. Sistem hasar görmüş. Onun için ne yapacağız? Bilgisayarımıza flash takacağız. Windows flash'tan kuracağız. Tekrardan F8'e basarak, F12'ye basarak boot menüsüne geçeceğiz. Şuradan hemen USB'yi seçeceğiz. Enter'a basacağız. İlk açılarak USB okuması için. Şu an gördüğünüz gibi şu anda USB okuyor şu anda. Bu işlem biraz bekletiyor. Şu anda karşımıza ekranımız geldi. Windows'u ileri diyoruz. Şimdi yükle. Şu anda karşımıza ekran geldi. Anlaşmayı kabul ediyoruz, sözleşmeyi. İleri diyoruz. Yükseltmeye de özel yazılım yükleme seçeneği, gelişmiş seçeceğiz. Gelişmiş seçeneğini. Şuradan gelişmişe tıklayalım. Şuradan şu alttaki 10 GB alanı sakın ellemiyoruz çünkü o sistemin kendi orijinal sistemi. Şurası gördüğünüz gibi. Ben şu üsttekileri temizleyeceğim. İşlemimiz hazır. Sonra tekrar kurulum yap diyeceğiz. Yani ileri diyeceğiz. Ondan sonra işlemler bitiyor zaten. Geri sadece bekleme kalıyor. Windows kendisi otomatik olarak kuruma geçiyor zaten bundan sonra. Burada birden fazla disk oluşturabilirsiniz. Benim şu altta gördüğünüz gibi ikinci diskim zaten. İçerisinde dosyalarım var zaten. Neyse kuruma geçti. Gördüğünüz şu anda kurum yapıyor. Bu da sanırım Windows sunucuda açacaktır.